Bilek, casus. Su kaynadı. Su değil, o enfes bir sostur. Cahil çocuk. Bir saate kadar tarihi değeri olan bir sos yiyeceğiz. Enfes bir haşlama olacak bu yolunmuş tavuk. Elmalara bakın, uf. Bilek nerede acaba? Kızım, bugün onu hiç görmedim. Yalnız akşam bana uğrayıp odun kesecekti. Neredeyse gelir. Tavuk üstüne de elma iyi gider. Beklerim öyleyse. Elma hazmı kolaylaştırır. Az sonra. İşte bak, o sözünü daima tutar. Adım Mavi Ok. Sivaşların sihirbazı, Koca Kartal'ın kızıyım. Dostumuzdur o. Hoş geldin. Babam, dostluğumuzu kuvvetlendirmek için bu elmaları gönderdi size. Koca Kartal çok cömert, kızı da güzel ve kibar. Oho, Bilek'e bak sen. Sepeti görünce oğlan coştu. Sözlerim bana şeref verdi. Ben de sizi arıyordum, devamlı aç olduğunuzu bildiğimden. Sağ ol Bilek, yaşa seni mi? Profesör sepete doğru uzanınca. Yalnız bir dakika, o elinizdeki elmaları bu sepetten çaldığınızda %100 eminim. Haklı mıyım çocuklar? Yo, şey, çalmadık, aldık. Şimdi vermekten vazgeçtim çocuklar. Nasıl olsa elinizde elmanız var. Bu bize hakarettir ve tekrar tavuğun başına dönerler. Bu mükemmel haşlama bize yeter evlat. Beyaz atlı son hızla köye gelmiştir. Bilek, sana bir haber getirdim. Avukat Connolly sizi yarın Büyük Geyik Vadisi'nde bekleyecek, tamam mı? Ama yalnız olarak. Merak etmesin, ben işimi bilirim ahbap. Çok mühimmiş, kimsenin bilmesini istemiyor Connolly. Olur. Ve atlı uzaklaşır. İngilizlere dikkat et. Merak etme. Seyret şimdi bu haşlama tavuğu. Aa, bu civciv olmuş be profesör. Hayret, küçülmüş. Taş gibi de sert olmuş mübarek. Yalnız yerseniz iyi olur. Yarın bir vazifeye gidiyorum çocuklar. Yani gidiyoruz demek istedin. Siz gelmeyeceksiniz çünkü gizli bir iş bu. Gizli işler ne zamandır bize söylenmiyor Bilek. Gidelim Roddy, bize hakaret edildi zira. Hey durun! Artık bizden yardım bekleme, tamam mı? Sizin kaprisleriniz vız gelir bana. Ve o akşam. Belki de Bilek haklıydı profesör. Belki de bekleyelim. Çağırabilir bizi de belki. Bu sırada Mavi Ok ormanda ilerlemektedir. Anthony bu defa memnun olacak. Ve England kalesini uzaktan görünür. Mavi Ok bayılmış taklidi yapar ve sonra beklemeye başlar. Şimdi nöbetçiler gelir. Nitekim az sonra nöbetçiler çıka gelir. Kimdir o? Benim Mavi Ok. Yürü öyleyse. Kalenin kapısı ağır ağır açılır. Atına biz bakarız. Az sonra binbaşı Timber'in odasında. Gidebilirsin çavuş. Baş üstüne binbaşım. Mavi Ok yalnız kalır kalmaz. Anthony sevgilim, sabırlı ol. Önce yaptıklarını anlat bakayım bana. Şanslıydım. Kamplarına kolayca girdim. Nasıldı vaziyet? Çok nöbetçi vardı. 2 mil
Yaklaşanı görürler. Başka? Saklanmıştım oraya. Bir atlı gelip Blake'e bazı haberler getirdi. Yarın Büyük Geyik Vadisi'nde Avukat Connelly ile buluşacak. Emin misin bundan? Mavi Ok bütün öğrendiklerini binbaşıya aktarınca, yaşasın hem Blake hem Connelly, milliyetçilerin iki büyük liderini bir hamlede yakalayacağım. Hemen albay yaparlar beni, madalya da verirler. O zaman hemen evleniriz değil mi? Tabii sevgilim ama henüz erken. Seninle her yere gidebilirim. Ertesi gün şafak vaktinde. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Sus da kızgın olduğumuzu anlasın bari. Onunla gitseydik ne iyi olacaktı. Sen merak etme, bir eğlence buluruz. Bayram fişeği atarız mesela. Yaşasın, fişek atmaya bayılırım. Profesör ve Rodi köyden ayrılırlar. Az sonra yüksek bir tepe buluruz ve sallarız bütün fişekleri. Fakat bunun için yüksek bir tepeye çıkmaya ne lüzum vardı profesör? Ne diyorsam sen ona bak evladım, gel sen. Öyle olsun bakalım, sonuçta yorulacak olan sizsiniz. Ha şöyle, artık bakıyorum da senin de kafan çalışmaya başladı Rodi. Böylece ikisi en yüksek tepeye çıkarlar. Buradan bütün orman görülüyor. Sebep de buydu zaten. Bu sırada Bilek de vadiye varmıştır. Bizimkiler kızdılar galiba ama başka çarem yoktu. İngilizlerin her tarafta casusları var. Duyarlarsa tehlikeli olabilirdi. Bilek atını bir kayanın yanında durdurur. Connelly geç kalmasa bari. Aynı anda bir tepede binbaşıyla adamları. İşte Bilek alçağı geldi sıra ötekinde. Saldıralım mı? Her taraf sarılı. Hayır, öteki balık da gelsin, oltaya da öyle. Nitekim biraz sonra. Hoş geldiniz avukat. Hoş bulduk Blake ama İngilizlerin sessizliği korkutuyor beni. Sahte göçmenlerin sürdüğü bir araba sahte bir geçiş evrağıyla bu tarafa doğru geliyor. Onları engellemeli. Yeşil Göl civarında onları karşılayıp köye götüreceksin, tamam mı? Çok mu mühim bu acaba? Para dolu bir kasa var içinde. Silah almak için bu para bize lazım. Çok güçlüklerle topladık bu parayı. Zaferimizi süratlendirecek kadar çok bir para. Anladın mı? İşte bu sırada da. İleri yakalayın onları. Kaçamazlar. Çevrildiniz Blake. Vay canına, İngiliz bunlar. Eyvah. Beni bekliyorlarmış. Sadece 100 kişi kadarlar. Verin tüfeği. Bir gedik açıp çıkarız. Yakalayamayacaklar bizi. Şimdi her delikten asker çıkmaktadır. Ateş, ateş edin. Bu sırada Bilek yıldırım gibi askeri birliğin içine dalar. Savulun, tüfeğini kullanamayacaksın. Bravo. Savulun, imdat. Bilek attan atlar, yollarını keselim şunların. Yerde kavga etmeyi daha çok severim. Deli gibi saldırıyorlar. Buyursunlar, anacığım, çelik Bilek ve kısa zamanda karışır
orası. İsmimi biliyordunuz demek. Buyurun. Yola devam edelim öyleyse. Bir bölüğe bedelsin doğrusu Blake. Binbaşı tekrar takibe koyulur. Yalnız iki kişiler kaçamazlar. İleri. Fakat her yerden kurşun yağmaktadır. Bu taraftan da geçemeyeceğiz. Connelly'nin atı vurulur. Eyvah! Atlayın benim atıma, çabuk olun. Bu yoldan ormana varırız. Köpek gibi peşimizdeler. Fakat bir kayalık ilerlemelerine engel olmuştur. Tuzağa düştük. Henüz değil. Çabuk benimle gelin. Kurşun yağıyor. Ateş! Bu arada iki arkadaş kayaları aşarlar. Saklanın çabuk. Uzun zaman dayanamayız. Burada silah bol ve koskoca bir kaya askerleri bulur. Binbaşı Timber vaziyetin kötü bir hal aldığını görür ve geri çekilin, geri pisi pisine kayıp vermeyelim. Aynı anda profesör de fişekleri hazırlamıştır. Nasıl hazırlandıklarını gördün mü? Onların Bengal derler bunlara. Hindistan'da bir bölgedir Bengal. Ukalalığı bırak da gözünü dört aç şimdi. Tam bu sırada Rodi duraksar ve siz de silah sesleri duydunuz mu? Evet, hem devamda ediyor baksana. Vadiden geliyor. Bir bakalım. İt sürüsü kadar kalabalık İngilizler. Kayalıkların üstünde de iki adam. Hayret, vay canına. Bunlardan bir tanesi Blake. Bizsiz yola çıkarsa böyle başı derde girer. İşte her zaman. Bengallarımızı alıp yardıma koşalım. Vadide ise durum kötüleşmektedir. Kayalar bitiyor. Gitmeliyiz buradan. Bu taş duvarı tırmanabilecek misin Connolly? Dikkat! Connolly hemen geri çekilir ve şimdi görürsün sen. İmdat! Haydi hepiniz aşağıya! Sonra binbaşı tekrar emir vermeye başlar. Haydi askerlerim, işlerini bitirelim şunların artık. Son saatimizin zili çaldı galiba Blake. Yaşasın Amerika. Bu sırada birden yukarıdan, gökten bir yardım geliyor galiba. Aynı anda yukarıda Profesör ve Rodi iş başındadırlar. Biz de olmasaydık ne yapacaktı acaba Blake efendi? Fişekler de tutuşturulur. Hazır olun İngilizler. Geliyor bayram fişekleri. Bizimkiler de yukarıya çıkarlar bu arada. Topçu ateşi başladı. İmdat! Siz önce çıkın Connolly. Bunlar kaçıyorlar. Connolly yukarıya tırmanır. Bir fişek de binbaşının yanına düşer. İmdat! Ah! Binek de az sonra tepeye varır. Profesör Roddy, hayatımızı kurtardılar. Ha 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 ha. Bazı ilmi araştırmalar yapmak için bulunuyorduk burada. Uydurmayın. Etrafta çok iyi görülüyordu üstelik. Demek mahsus çıktınız buraya profesör. Yani biz olmasaydık hapı yutmuştun mu demek istiyorsun Blake'e? Yo, ben şey ve o gece Connolly gidince. Kati emir almıştım arkadaşlar, söyleyemezdim. Hala var mı bu emir? Hayır, bu defa siz de
Varsınız işin içinde. Güzel. Bilek anlatır. O arabada yüklü miktarda para var. O parayı köye getireceğiz. Bu parayla alacağımız silahlarla İngilizlere göz açtırmayacağız çocuklar. Bu sırada kulübenin dışında. Şafakta yola çıkarsak akşama Yeşil Göl'de oluruz. Bu haberi Antony'ye götürmeliyim. İngilizlerin casusu Mavi Ok usulca oradan uzaklaşır. Bir ses duydum Roddy. Bakayım. Eyvah! Kimse yok Black. Atına atlayarak kısa zamanda Kızıl Ormanı geçer. Uzaklaşayım şimdi de. Ve böylece kısa sürede kaleye ulaşır. Bu defa kurtulamayacaksın Black. Kısa zaman sonra Antony'nin ofisinde. İyi işittin mi Mavi Ok? Çok açık ve düzgün konuşuyorlardı Antony. Arabada bol miktarda para varmış. Binbaşı Timber'in gözleri parlar. Para, Black'in yakalanmasının ötesinde birçok para. Benim için harika bir şey olacak bu. Hem para hem Black. Bu fırsatı kaçırmayacağım. Elimden kurtulamayacak bu defa. Paralar da benim olacak. Ne düşünüyorsun? Anlamıyorum Anthony. Bu hayata niçin katlandığımı hiç merak ettin mi Mavi Ok? Zengin biri değilim ama şu anda Black'i yakalamak ve o paraların üstüne konma şansına sahibim. Black'i yakalayınca terfi edeceğim ama paralardan kimsenin haberi olmayacak. Paralar bizim. Ya ihbar ederse seni milliyetçiler? Hayır, senin yardımınla bunu da anlatacağız. Mavi Ok, sonra da evleneceğiz. Devam et. Kabilelerden sana sadık iki yerli bulman yeterli. Mesele Von Tom ve Karaayı. Köyden kovulmuşlardı onlar. Babama affettirirsem bana minnettar kalırlar. Fevkalade bir fikir. Ertesi sabah gün doğarken, haydi arkadaşlar, vakit kaybetmeyelim. At sırtından nasıl gidiyorsunuz anlamıyorum doğrusu. Sizin boyunuz uzadı gibime geldi profesör. Yere bir yastık koydum da ondan Rodi. Bu yerler fazla rahatsız biraz. Şey yastığı şeye koysaydınız. Bu çocuk günden güne terbiyesizleşiyor bilek. Ondan siz meşgulsünüz profesör. Aynı anda binbaşı Timber de birliğinin başında. Bu sefer bile kaçamayacak. Hem onu yakalayacak hem de zengin olacağım. Az sonra da Yeşil Göl'e varırlar. Bu sefer askerleri kendi elimle yerleştireceğim. Kaçamayacaklar. Siz üçünüz şu çalıların arasına, sen çavuş şu ağaca, baş üstüne ve nihayet nehre doğru kaçamazlar. Öte taraf bataklık. Geri kalan yerlerde askerlerimi yerleştirdim. Bilek ve arkadaşları göle vardıklarında her şey sessizdir. Erken geldik arkadaşlar. Neyse, bu arada ben de kemiklerimi yapıştırırım. İnmenize yardım edeyim. Defol, benim senin yardımına ihtiyacım yok. Kendim ineyim de gör. Böyle mi? İmdat. Bir şeyiniz yok ya profesör. Ne aptalca bir sual bu. Araba selametle olsa bari. Yarım saat sonra güneş batacak bilek. Bu sırada bilek birdenbire döner. Çabuk atlara, İngilizler var burada. Ve ağaçtan bir İngiliz düşer. Asilere ateş, yakalayın onları.
Geriye arkadaşlar, geriye. Bereket ki iyi nişancı değiller. Ah, benim tarihi şapkam. Delirdiniz mi profesör? Gitmeyin. Şapkamı onlara bırakamam. Çalılıklardan üç asker fırlar. Teslim ol, kaçamazsın. Bu senin fikrin. Bilek üç askerin üzerine atlar. Beni siz kızdırdınız. Budalalar sizi. Ah, imdat. Kaçalım profesör. Şapkam olunca gelebilirim. Neden duruyoruz Bilek? Kaçalım çabuk. 2 dakika daha müsaade profesör. 4 atlı Bilek'e hücum ederler. Yakalayana 50 sterlin var. Unutmayın. İleri. Bilek bir ağacı yakalar ve ben 50 sterlinden fazla ederim. Ah. Haydi şimdi. Bu türlü atışla bir bölüğü bile durdurursun sen. İngilizler neden bu tarafı kapatmışlar? Buradan bataklığa gidilir de ondan profesör. Fareler gibi kapana sıkıştık desene. Bataklığı iyi bilmeyenler için öyle profesör. Ha ha ha. Bu sırada İngilizler iz sürmeye başlarlar. Tuzağa düştüler. Kaçamazlar artık elimizden. İleri aslanlarım. Bir kere karşı koymaya kalksa da elimle gebersem o Bileki. Halbuki bu sırada üç arkadaş yola devam etmektedirler. Bir santim bile şaşmadan beni takip edin şimdi çocuklar. Merak etme Bilek. İngilizler bugünkü buluşma yerini dünkü yer biliyorlardı. Ne demek bu? Her şeyi biliyorlar demek. Bu da demek ki casusları çok kuvvetli adamların. Aramızda bir casus mu? İnanamam buna profesör. Gerçeklerden korkmamak lazım profesör. Öte yanda bataklığa dalmışlar demek ölmeyi tercih ettiler. Belki bataklıkta bir geçit biliyorlardır. Ben sanmıyorum ama siz bir iz bulursanız takip etmemize müsaade ediyorum. Bunun üzerine Teğmen öne düşer ve bir şey görünmüyor ama yer yer sertlikler var zeminde. Daha sonra da imdat kumlar oynuyor. Çabuk bir ip atın sersemler. Çekin, at için bir şey yapamayız artık. Demen geri dönünce. Haklıymışsınız, bataklığı geçmeye imkan yok. Bileki esir etmek isterdim ama ölmesi de iyi oldu. Kurtulduk ondan. Ne olursa olsun Bilek'in öldüğünü rapor edebiliriz. Öldüklerinden eminim binbaşım. Benim vazifem bitmiş oldu böylece. Bu arada Mavi Ok da kendisine düşeni yapmış olsa bari. Ve üç arkadaş bataklıktayken gece bastırmıştır. Bu karanlıkta şaşırabiliriz. Bu sivrisineklere rağmen sabahı beklesek iyi olur. Burası bataklığın küçük bir adasıdır. Müsait burası. Sivrisinekler, romatizmalarım mahvoldum. Of! Canınızı kurtardık ama araba ne oldu acaba? Hücuma uğrayıncaya kadar ortalarda görünmedi. Sağır değillerse silah seslerini duyup saklanmışlardır. Dua edelim de öyle olsun profesör. Korkunç bir geceden sonra sabahleyin. Bataklığın bütün sinekleri bana saldırıyorlar. İmdat! Tokatlamaktan yüzünüz top gibi şişecek profesör.
Benim asıl yüzümü nasıl bir topa benzetmişsin sen? Özür dilerim. Dönüyoruz, arabanın ne olduğunu öğrenmemiz lazım ve böylece az sonra atları burada bırakalım. Askerler bulunabilir civarda. Ve az sonra gölün kıyısına vardıklarında feci bir manzara bulurlar. Şuraya bakın, parayı getiren araba. İngilizlerin işi bu. Hayır, oklar var burada. Bakın, haklısın Black. Yerliler hücum etmişler bu arabaya. Onlar için bir şey yapamayız artık. Para kasasında hiçbir iz yok ortada. Götürmüşler. Bu para bize lazım. Mağlubiyeti kabul edemeyiz. İzler var Black. Dünyanın öteki ucuna da gitseler bulamayız onları arkadaşlar. İngilizlerin dostu olacak bu yerliler kasayı onlara vermeden geri almalıyız. Araba dün gece 21.52'de hücuma uğramış. 21.52 mi dediniz? Nasıl anladınız fakat bunu profesör? Çok derin ilmi bir metot kullanarak anlamazsın sen. Arabada bulunan kırılmış bir saat 21.52'yi gösteriyordu. Ondan mı anladınız? Şimdi de henüz saat 8 olduğuna göre bu zeka karşısında şapkamı çıkartırım Black. İzlere göre hücum edenler iki kişilermiş. İleride dağa çıkan bir yol var. Oradan gitmiş olacaklar. Bu sırada az ileride. Benim atın hali harap. Dün geceki istirahat atına iyi geldi zannetmiştim ama. Nitekim birden. Manitou! Oldu Vuntov. Dün soluk yüzler yaralanmıştı onu. Yürüyerek takip et öyleyse sen bizi. Gidelim zaten geç kaldık. Mavi Ok bizi ölü orman yakınlarında bekliyor. Onu çok bekletmeyelim çünkü yalnız o bizi affettirebilir babasına. Ne oldu? Neden durdun? Vadiden bu tarafa doğru üç atlı geliyor. Bu sırada kahramanlarımız izler yalnız zaman zaman görünüyor ama bu da yeter. Tek atla kaçamayız. Onlara bir baskın yapıp kurtulalım. İyi olur. Yaklaştıklarında oklarımızı atarız. İzler çok taze. Onları her an yakalayabiliriz. Böylece bu eğer işkencesi de biter. Ve böylece uzun boylu senin, şişman benim çocuğu sonra temizleriz. Fınlayarak gelen oklar Black'in dikkatini çeker. Yere yat profesör. Hey itme be adam. Ve hemen kayalardan bir sipere geçerler. İki kişi var orada. Takip ettiğimiz yerler olacak. Siz onların dikkatini çekin. Ben bir sürpriz yapayım şunlara. Nişan tahtası olmak hoş değil ama kabul. Böylece Black sessizce ilerler. Dikkatli ol. Vuramadık onları. Çıkmalarını bekleyelim. O zaman oklarımızla gebertiriz onları. İşte şişmanın şapkası. Böylece bir an sonra iki ok tam isabet. Hem de ikisi birden bir delik yetmezmiş gibi sanki. Yaman çocuklarmış. Tarihi değerdeki kişilerin şapkalarından ne aranlarlar bu yabani herifler. Ha 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 ha. Bir de gülüyorsun utanmadan. Sen de küçük bir vahşisin işte. Bu sırada Black ise vurduk onu fakat hiçbir feryat duymadık.
İmdat. Onlardan birisi işte. Şimdi görürsünüz siz. Saçların benim olacak. Soluk surat. Onların talibi çok. Seni de kaydedelim. Bakalım kırmızı surat. Yalnız o kadar acemi olma. Yaramaz. Al sana. Önce siz buyurun lütfen. Gerileyen Vuitton birden sendeler. İmdat. Ah. Bilek tepeye çıkmış. Kara ayı ise paniğe kapılır ve tavşanları bile geçti bu. Ya, aa, kasa atın sağrısında. Durdurmam lazım onu. Yerli omzundan vurulur fakat oh omuzum ama dayanmam lazım. Mavi ok beni bekliyor. Bilek ve arkadaşları da takibe koyulurlar. Yaraladığıma eminim ama yine de kaçtı. Bu arada kara ayı da atın güçlükle sürmektedir. Ya durma koş. Az sonra yokuş bitmiştir. Ha gayret az kaldı dayan ve birden mavi ok çallar arasından çıkar. Nihayet geldin. Soluk yüzler geliyor. Bunton öldü. Ben sözümü tuttum. Sen de tutmalısın. Tutacağım karayı. Kabilemizin sihirbazı olan baban üzerimizden lanetini almazsa Manitu bizi affetmez. Antonio'nun beklediği para kasası burada. Soluk yüzler gelmeden saklayayım. Burada kimse bulamaz onu. Haydi oğlum, sen devam et yoluna. Ya. İşte geliyorlar onlar da zaten. Kadın tekrar saklanır. Tanrım, bilek bu. Yerli burada düşüp ölmüş işte. Evet, atı da kaçmış. Uzakta olamaz. Şu çallara baksana Rodi. Düz yol varken oralardan gitmez ki. Belli olmaz sen bak. Bu tarafa gitmez. Mavi ok nefesini tutar. Hayatı buna bağlıdır. Biraz duraklamış ve tekrar koşmuş. Çallara bakmak lüzumsuz öyleyse. Böylece tekrar yola koyulurlar. Sürücüsü olmayan at uzun müddet koşamaz. Bir an sonra ölü orman karşılarındadır. Bu ağaç mezarlığına ancak sürücüsüz bir at girebilir. Bu bitki tuzağına girecek değilsin herhalde Bilek. Gireceğim profesör. Kasadaki para davamız için çok lüzumlu. Bu ağaçlarda tehlike var ki yani bu ağaçlar hasta ağaçlardır. Cahil toprakta en ufak bir sarsıntı kökü olmayan. Bu ağaçların devrilmelerine yol açar. Buraya giren hayatını çöp tenekesine atıyor demektir. Tamam mı? Ben gidiyorum. Ben de. Beni yalnız mı bırakıyorsunuz? Ben de geliyorum. Hızlı konuşmayın. En ufak gürültüler bile tehlikeli olabilirler. Nitekim tam bu sırada devasa bir ağaç sallanır ve ay dilim tutulsaydı. Kaçılın. Gördünüz mü? Paramparça oldu koskoca ağaç. Aman yavaş konuşun profesör. Başka ağaçları da devirebilirsiniz. Sonra tekrar yola koyulur. İşte atın nal izleri. Bu orman çok rutubetli. Romatizmalarım azacak.
At kendiliğinden nasıl girmiş bu ormana anlayamadım. Hayvanlar tehlikeli yerlerden kaçarlar. Üstelik soğuk da aldım ha. Böylece profesör kendini tutamaz ve birden apşu. Ve bunun arkasından da kaçın, orman yıkılıyor. İmdat. Bırakmayın beni. Bilek'te son anda sıçrayarak. Yağmur yağarken ıslanmamak için koşmak fayda verir mi ki? Boş ver onun için. Ve tekrar sükunet geri gelmiştir. Hey, şişt, profesör. Bir insan sesi demek hala yaşıyorum. Bundan sonra hapşırmak yok. Tutamayacak gibi olursam bir yumruk atarsınız. Biraz sonra da aradıkları atı nehrin kenarında bulurlar. Kasa filan yok ama bunun sırtında yolda düşürmüş olmasın. Görürdük onun izinden geldik buralara. Bu meseleye ben bile bir hal çaresi bulamadım ha doğrusu. Bu sırada Mavi Ok ise köyüne varmıştır. Kasa emniyette ama Bilek'le arkadaşları benim için büyük tehlike. Onlardan kurtulmanın bir çaresi var. Mavi Ok korkunç bir plan hazırlamıştır. Babamı inandırmak kolay. Elbisemi de biraz yırttım mı tamamdır az sonra. Baba, üç soluk yüz beni öldürmek istedi. Koca kartal çadırından çıkar. Çelik Bilek ve arkadaşları beni öldürmek istediler. Bilek mi? Vah! Kabilemi utançla doldurdu. Anlat olanları, intikamımızı alacağım onlardan. Bilek'in köyüne dostluk nişanesi olarak bir sepet yemiş götürmüştüm. Bilek teşekkür edeceğine beni İngiliz casusu olmakla itham etti ve kaçmaya kalktığımda da profesörü çağırdı. Tırnaklarımla savaştım ve nihayet kaçabildim. Takip ettiler ama kader yardım etti de kurtuldum. Bilek, lanet sana. Reis bu yalana inanmıştır. Kızıma yapılan bu haksızlık kanla temizlenmelidir. Bilek'e ölüm, Bilek ve arkadaşlarına ölüm. Nerede olduklarını biliyorum. Ölü ormandalar. Oradan kurtulsalar bile oklarımdan kurtulamayacaklar. O üç sarı benizlinin saçlarını çadırımın önünde görmek istiyorum. Çadırıma gir ve istirahat et şimdi sen artık sevgili kızım. Bu sırada olanlardan habersiz bulunan kahramanlarımız, attan düşüp ölen yerli at üzerindeyken sağdı profesör. Evet, ölmeden önce saklamış olacak kasayı. Doğru söylüyorsunuz profesör, kasanın kayboluşunu da izah etmiş oluyor bu sebeple. Tamam, pazuların kadar kafanda çalışıyor senin arkadaş. Bu iltifatlarınız beni sevindirdi Sayın Profesör. Artık ölü orman bitmiştir. Az sonra kurtulmuş olacağız. Hayatımın en korkulu günü atlatmış bulunuyorum böylece. Fakat Profesör büyük söylemiştir. Dikkat Profesör, anacığım, ah! Böylece orman dışına kaçarlar. Ha gayret profesör, hayatımın en büyük şişi çıkıyor kafamda. Şiş sahasında bir dünya rekoru kırmış durumdayım. Şu çalıların arasında yerler var galiba. Tam o anda şivaçlar meydana çıkarlar. Beyazlara ölüm ya, Mavi Ok'un intikamını alalım. Atlara atlayıp kaçın. Siz ben onları oyalarım onları.
Seni yalnız bırakamayız bu eğlencede. Ben de gitmem. Haydi öyleyse. Rudy boş silahları doldururken Black ve Profesör de yerlerle boğuşmaktadır. Sen göbeğime bakıp da aldanma istersen. Ne yapacaksın o baltayla sen? Black rakibini yakaladığı gibi kaldırır. İmdat! Defolun alçaklar. Bu sırada profesörün üst tarafında. Saçlarını alacağım. Fakat işin içinde Rudy de vardır. Ah! Yaptığın bütün yaramazlıkları affettim. Mercy ama buradan kurtulalım yeter bana. Öleceksek kahramanlar gibi dövüşerek ölelim. Rudy vur. Ben şivaşları dost bilirdim. Öte yanda Black harikalar meydana getirmektedir. Yumruğum sizin oklarınızın da baltalarınızın da yerine geçer. Manitou! Sivaş kabilesi burada ama bizimkiler nerede? Ah imdat! Profesörün sesi. Black yetişiğinde bir hayli geç kalmıştır. Köye götürelim onları. Koca kartal karar verir onlar için. Sizleri kurtaracağım arkadaşlar. Korkmayın dört nala. Kayaların arkasından bir yerli çıkar. Baltam şaşırmayacak. Fakat Black birden tehlikeyi sezer döner. Pis kırmızı burunlu. Kaçman faydasız arkadaş. Boşuna heveslenme. İmdat! Konuş bakalım şimdi. Dost bildiğimiz Sivaşlar niçin düşman oldular bize birden? Sen reisimizin kızı Mavi Ok'u öldürmek istedin. Konuşacak mısın yoksa? Bunu söyleyen büyük yalancı Mavi Ok kampımıza da hep güler yüz görmüştür. Bunu Mavi Ok'un kendisi söyledi Black. Bu sırada Sivaşların köyünde. Rüya zannediyordum ama acı bir gerçekmiş demek bu olanlar. Black yardımınıza gelmezse haliniz feci doğrusu. Kafamdaki şişler de iyileşmiş bulunuyorlar. Hiç olmazsa kafaderinizi kolayca yüzemeyecekler. Ve tam tamlar çalmaya başlayınca bana kafa yüzmek için bir bıçak verin. Kızına saldıranların kafa derilerini bizzat reis yüzecek. Bıçak koca kartala verilir ve reis ilerler. Bunu yalnız kan temizleyecek. Kızım Mavi Ok'u öldürmeye çalıştınız ve şimdi ölmeyi hak ettiniz. Ancak bir mucize kurtarabilir artık bizi. Ölümden korkmuyorum ben. Aynı anda England Kalesi yakınlarında bir yerde. Verdiğin vazifeyi yaptım sanıyorum Anthony. Yani kada sende mi artık? Adamlarım hayatlarını kaybettiler ama kasa emin bir yerde sevgilim. Ben ise senin kadar şanslı değildim. Black ve arkadaşlarını elimden kaçırdım. Seni tanıdığım için çok mutluyum Mavi Ok. Profesör ve Rudy de babamın muhariplerinin elinde. Kız binbaşıya olanları anlatır. Mavi Ok, çok akıllıymışsın. Bunu senin ve geleceğimiz için yaptım. Bu parayla uzaklarda rahat yaşayacağız. Haklısın sevgilim, hepsi olacak. Yalnız ah, Black'in bataklıkta boğulmadığını unutmayalım. Yarın sabah kasayı sakladığın yerden alır, daha sonra da
Gölgelikte buluşur, sahile gideriz. Uzun zamandır hep o anı bekledim, Anthony. Aynı anda koca kartal. Ölüm geldi artık, soluk yüzlü köpekler. Kimse kurtaramayacak sizleri. Birden gür bir ses duyulur. Koca kartal akıllı bir reistir. Yanlış bir işi yapmaz ve akabinde ise çelik bilek yakalayalım. Ve koca kartalın şaşkınlığı geçince bilek geleceğini biliyorduk. Onu yakalayın ve işkence direğine bağlayın. Bilek hareketsiz durur ve koca kartala bakar. Gerçekten suçlu olmasaydım buraya gelmezdim. Koca kartal, iyi düşün. Akıllı ve adil olduğunu biliyor ve beni dinleyeceğini ümit ediyorum. Konuş fakat merhamet bekleme benden. Merhamet değil, adalet istiyorum. Mavi Ok sana onu öldürmek istediğimizi söylemiş. Yalan, benim köyümde daima bir misafir gibi karşılandı. Kızım yalancı değildir. Yerliler öfkelenirler fakat bilek, Mavi Ok aynı şeyleri benim yanımda da tekrarlasın. O köpeği öldürelim, Mavi Ok yalan söylemez. İki savaşçı bıçaklarını çekerler ve çelik bileke ölüm fakat akabinde. Defol köpek. Sonra da bu senin anlayacağın lisandır. Manitu, ah! Reis ilerler. Kızıma hakaret ettin Black. Neden Mavi Ok'u çağırıp benimle yüzleştirmiyorsun? Adaletten korkmamalısın büyük reis. Bu senin son fırsatın Black. Bir savaşçı Mavi Ok'u çağırmaya gider ama yalnız döner. Mavi Ok çadırında yok. Köyden uzaklaşırken görmüşler. Dönüşünü bekleyeceğim. Yakalayın soluk yüzü. Yaklaşanı kafasını kırarım. Böyle. Haydi muhariplerim. O bir kişi bizimle başa çıkamaz. Kızının nereye gittiğini ben biliyorum reis. Bir kadın muharipler arasından ilerler. Savaşçılarını durdur ve beni dinle büyük reis. Sen Mavi Ok'un sadık dadısısın. Konuşmaya hakkın var. Mavi Ok dönmeyecek artık. Onu durdurmaya çalıştım ama faydasız. Mavi Ok kalbini bir İngiliz'e kaptırdı. England Kalesi'nin kumandanına adı Anthony Timber. Aşkı ona bir yerli ve üstelik bir reis kızı olduğunu unutturdu. Ona kavuşup kıyı şehirlerine gitmek için kaçtı. Black ve arkadaşlarına iftira attı. Çünkü onlar Timber'in düşmanıydılar. Bu anlattıkların kalbimi bedbahtlıkla doldurdu. Artık bütün lanetler onun üzerine olsun. Koca Kartal üzüntüden titreyen ayaklarla ilerler ve serbestsiniz soluk yüzler, haydi köyünüze dönün. Herkes sessizdir. Büyük reis çadırına girer. Ve böylece az sonra o arsız kızın yüzünden saçlarımızdan olacaktık az daha. Mavi Ok'un kaçışı büyük reise çok dokundu. Ama hala kasabanın yerini öğrenemedik. Tarihi şapkam üzerine bahse girerim ki bu işte o kızın parmağı var. İngilizler casusluk yapan oymuş demek. Onu yakalayıp kasabanın yerini öğrenebiliriz pekala. Ertesi gün ise Mavi Ok buluşma yerlerine doğru at sürmektedir. Artık Antoni'ye kavuşuyorum. Saadetimin günü bu benim.
Yeni bir hayat beni bekliyor. Köyümüzdekinden çok daha değişik ve güzel bir hayat olacak. Ama Mavi Ok saatlerce boşuna bekler. Antoni'ye bir şey mi oldu acaba? Artık burada bekleyemem, kaleye dönmeliyim. Babam artık vaziyeti anlamış ve takipçiler yollamıştır. Böylece az sonra binbaşı Timber'i görmeliyim. Bir mesajım var ona. Dur, nereye kadın? Asker onu kalenin kapısına getirir. Binbaşıyı mı görmek istedin sen? Evet, çok mühimdir. Bu sabah şafakta Boston'a gitti o. Bana bir haber bırakmadı mı? Bıraktı. Buraya gelirse onu buradan sepetleyin dedi. Haydi şimdi defol. Bir daha da buralarda gözükme. Mavi Ok birden acı gerçeği anlamıştır. Binbaşı bana onu temizlememizi de emretmişti. Antonio beni kandırmış. Haydi çocuklar, iyi nişan alın ve ateş! Ah! Yaralandım, alçak parayı almak için beni aldattı. Mavi Ok atın üzerinde güçlükle durabilmektedir. Haydi koş koş, ihanetini anlamak istiyorum onun. İşte kasa buradaydı. Onu da alıp gittiyse bana ihanet ettiği kesinleşmiş olacak. Nitekim kasa yok. Onun burada olduğunu yalnız o biliyordu. Tanrım, ve bitkin halde tekrar atına atlar. Ondan ben intikam alamayacağım ama benim yerime Black ve arkadaşları alacaklar. Bu sırada avcıların kampında. O parayı bırakamayız. Pek çok milliyetçinin alın teri var o paralarda. Kasa İngilizlerin elinde ise kalededir. Bunun için de kaleye girmemiz lazım ha. Ama delilik olur bu. Belki o kadar güç olmaz. Bence de öyle. Tam bu sırada, vay canına, rüya mı görüyorum? Mavi Ok bu ne? Yaralı ha. Çabuk yardım edelim. Kurşun sırtından girip göğsünden çıkmış. Bitti artık. Beni affedin. Binbaşı bana ihanet etti. Beni seviyor zannetmiştim. Kasayla birlikte kaçmış. Şu an Boston yolunda. Babama beni affetmesini söyleyin ve ondan intikamımı alın. Söz veriyorum Mavi Ok. Öldü. Yaptıklarından pişman olarak öldü. Vasiyetlerini yapmalıyız. Mavi Ok hayatıyla ödedi yaptıklarını. Asıl suçlu binbaşı Timber. Yakalamalıyız onu. 8 saatlik yol var aramızda. Kasa epey ağırdır. Bu yüzden yavaş gidiyordur. Kestirmelerden gidelim. At üstünde yolculuğu sevmesem de o herifi yakalamak için katlanıyorum buna. Onu bir yakalayayım. Haydi profesör, yavaşlamayalım. Yol çok arızalı ve engebelidir ama ben ölsem bile siz devam edip o alçağı yakalayın. Gerekirse yerinize geçerim profesör. Bu sırada sivil bir kıyafet içinde ve hayli uzaklaşmış olan Timber. O pis yerli kızını beraberimde götüremezdim. Ben kültürlü ve ileri görüşlü bir insanım. Cahil köylü kızı ile evlenemezdim. Şimdi param var. Artık bütün imkanlara sahibim. Yolda devamlı çukurlar ve tümsekler vardır. Hay aksi. Tekerlek kırıldı. Çüş. Ağırlıkları indirip tekerleği değiştireyim. Önce bagajlar. Sonra kasa. Of, amma da ağır. Fakat kasa elinden kayıverir.
Kilit kırılmışsa kasa açılmıştır. Timber olduğu yerde kala kalır. Tanrım, olamaz bu. Az sonra biraz ötede ise Bilek ve arkadaşları görünür. İşte zorlu yürüyüşümüzün mükafatı Timber. Onu yakalamam için sizin gelmeniz şart değil. Dikkatli ol Bilek. Asıl şimdi o dikkatli olmalı profesör. Bilek sessizce Timber'e yaklaşır. Şimdi ne yapsam acaba? Kaleye geri döneyim bari. Kaçmanın da anlamı kalmadı artık. Acelen mi var ahbap? Önce şu aramızdaki hesabı kapatalım hele. Tanrım, Çelik Bilek. Timber ağır tekerleği yuvarlar. Ele geçiremeyeceksin beni Bilek. Ama Bilek üstüne gelen ağır tekerleği yakalar. Bu oyuncakla mı beni durduracaksın? Ya buna ne dersin? Bilek yana eğilerek kurşundan kurtulur. Korkudan nişan da alamıyorsun artık Timber. Tanrım, eyvah, şimdi sıra bende. Senin ihtirasın yüzünden Mavi Yok öldü. Paralara sahip olmak için onun hislerini kullandın, alçak herif. Paralara mı? Bilek'in güçlü kollarıyla yakasına yapıştığı Timber'in suratı beyazlaşır. Ne paraları budala, ne paraları kasada, taşlardan başka bir şey yok. Ha ha ha, aklını oynatmışsın sen Timber. Sen de kontrol et istersen, o kasada taş parçalarından başka bir şey bulunmuyor. Ya Mavi Ok ya da senin vatansever arkadaşların bizimle oyun oynadılar Bilek. Olamaz, bunlar gerçekten de normal taşlar. Ne zaman farkına vardın kasada para olmadığını Timber? Az önce kasayı arabadan indirirken elimden düştü. Kasayı daha önce açmayı hiç düşünmemiştim. Köye dönelim haydi. Bunun bir izahı olmalı. Seni de üstlerine teslim edeceğim. Askeri mahkemede yargılanıp cezanı çekeceksin. Dönüş yoluna çıkmışlardır. Nihayet arkan rahat etti artık. Oh! Eğerlerden kurtuldum. Ne Mavi Ok ne de milliyetçi arkadaşlar bizi aldatmış olabilirler. Düşünceme göre başka sebepler var. Dur bakayım, o iki yerli yapmış olamazlar mı bunlar Bilek? Bence buna vakit bulamamışlardır. Nihayet kamplarına gelmişlerdir. Binbaşıyı bir kulübeye kapatın ve iyi muhafaza edin. Merak etme sen. Ama az sonra Profesör ve Rödy çoktan uykuya dalmışlardır bile. O para çok mühim, mutlaka bulmalıyım. Yarın yine bütün yolları arayacağım. Girebilir miyim Bilek? Kapıda bir adam görünür. Adım Haris. Atlarda adamlarım da çok yorgun. 5 mil ilerideler. Bu mektubu getirdim ben sana. Avukat Connolly verdi bunu. Eyvah, paraları soruyordur. Mutlaka rezil oldum. Sevgili Bilek, İngilizlerin casuslarından korktuğum için parayı senin karşılayacağın arabadan değil, başka bir arabayla yolladım. Sana da daha önceden haber veremedim. İçi taş dolu kasayla giden araba seni şaşırtmasın. Saygılarımla Connolly. Vay canına, ne mükemmel bir haber bu bilsen. Ben arabaya dönüyorum. Ben de seninle geliyorum. Arabayı buraya getirelim. Tamam mı? Böylece az sonra. Ben Harsi. Bu da Bilek. Dur, kimdir o? Arkadaşlarınızı uyandırmayın. Ben kasayı götürürüm. Böylece nihayet bu işte de bittin. Timber de yakalandı ve elimizde, cezasını çekecek.
Yalnız bizimkilere ufak bir oyun oynayayım bakayım ertesi sabaha. Bu gece garip bir rüya gördüm. Kalk Black, çok uyudun. Kahve hazır. Kasalardaki taşlar da para olmuş. Zavallı Black, işin rüyaya kaldı demek. Konuşacağınıza kasayı açın, bir baksanıza ya. Rüyalar zaten ilim açısından şuur altı isteklerin. Bari sen aç şu kasayı Rodi. Ne faydası var ki, ama açayım. Ne, imkansız olamaz. Yo, olamaz. Kabus bu veya hayal. Demek rüyam doğruymuş. Eyvah, ilim iflas etti. Bunlar sayıcı altınlar. Rüyalar doğru olabilirmiş meğerse. Bir dakika, Bilek, kaçma. Bir izahı olmalı bu işin. Rüyamı hayra yormalısınız. Böylece Bilek atını sürer. Bir vazifem var. Mavi Ok'un son arzusunu yerine getirmeliyim. Az sonra Sivaşların köyünde. Kızım mı? Hayır Bilek, kızım yok benim. Dinle reis, kızın tam bir şivastı. Yaşlı reis boş gözlerle Bilek'in duygusal konuşmasını dinledi. Kızının başına gelenleri anlattım. Sen adil ve akıllı bir reissin. Ve uzun bir sessizlikten sonra rüzgar lanetimi dağıtsın ve mavi oku ruhu şad olsun. Vah! Köyüne dön ve artık dostunuz olduğumuzu söyle onlara. Sağ ol. Bilek atını ormandan geçirerek yeni maceralara doğru sürmektedir. Son.